Dünyanın en çetrefilli bölgelerinden birisi olan Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımız zaman 1878 yılında İngilizler Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir. 1882 yılında İngilizler bu sefer Mısır'ı işgal etmişlerdir. İhvan el-Vatani Irak'ta kurulmuş bir muhalefet partisidir. 1919 yılında imzalanan Rawalpindi Antlaşması'yla Afganistan bağımsız olmuştur. Orta Doğu'da bir Yahudi devletinin kurulmasına imkan sağlayan 1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un yayınladığı deklarasyondur. Amanullah Afgan kralıdır ve Mustafa Kemal'i çok severdi. İran, Irak ve Yemen İngilizler tarafından işgal edilen bölgeler idi. Eşleştirme sorularımızın ikincisine baktığımız zaman Suriye ve Lübnan Fransa tarafından işgal edilen Orta Doğu'daki bölgelerdi. Ürdün Nehri'nin batısına Filistin adı verilmekteydi. Theodor Heuss Yahudi Devleti'nin kurucusu olarak bilinmekteydi. 1937 yılında Filistin meselesi için Peel Komisyon raporu yayınlanmıştır. 1948 yılında İsrail resmen kurulmuştur. Ürdün Nehri'nin doğusu ise Ürdün olarak bilinmektedir. 1936 yılında Suriye ve Lübnan'ın bağımsızlığı Fransa tarafından tanınmıştır. 1938 yılında Filistin meselesi için yayınlanan bir diğer rapor ise World Health raporu olmuştur.